her yerde karaktersizliklerin, aşağılıklarının onların yüzüne dolaylı veya dolaysız vurgulanması var. Böyle bir hayat onları kahreder. Ve her zaman kısa ömürlü olmuştur münafıklar tarihe baktığımızda. Hep. Ve müminler hep uzun ömürlü olmuşlardır. Onun için Allah münafıkları kızdırmak için Allah Mehdi'ye uzun ömür veriyor. Bir rivayette 120 diyor. Maşallah. Mesela diyor ki Mehdi'de önceki peygamberlerin bazı özellikleri vardır diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunların arasında Hazreti Adem ve Hazreti Nuh da vardır. Bu yönleri de diyor onlara benzer. Yani uzun ömürüyle diyor. Kim? Adem ve Nuh. İkisi gibidir diyor. Uzun ömürlüdürler diyor. İmam-ı Sajjad diyor ki İmam Mehdi'nin Nuh aleyhisselam mizacı vardı. Bu Mehdi'nin hayatının uzun olmasıdır. Bu münafıkları kızdırmak içindir. Mehdi uzun ömürlü ve genç yüzlüdür diyor Peygamberimiz. Onu gören 40 yaş civarında bir erkek diye düşünür. Bir işareti de Allah'ın emri gelinceye kadar yaşlanmayacak olmasıdır. Ne kadar kızdırıcı değil mi arkadaşlar? Efendim? Çok kızdırıcı. Münafıklar açısından çok kızdırıcı. İmam Zeynel Abidin Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Bizim kaimimiz Mehdi ile Allah'ın Resulleri arasında birçok benzerlikler vardır. Nuh, İbrahim, Musa, İsa, Eyüp ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve Ali peygamberlerin her biriyle bir benzerliği vardır. Nuh aleyhisselam ile uzun ömürlü olmasında, İbrahim ile doğumunun gizli olmasında, halktan uzak durmasında, Musa ile korkunun etrafını sarmasıyla, yani saldırganlık işte şu bu falan oyunlar, İngilizlerin devleti, gaybette yaşamasında İsa ile halkın onun hakkında ihtilafa düşmesiyle, halk onun hakkında ihtilafa düşecek diyor. İşte bir kısmı Mehdi gelecek, bir kısmı gelmeyecek, bir kısmı doğru yolda diyor, biri yanlış yolda diyor, biri sapkın diyor, biri hak yolda diyor. İhtilaf var. Eyüp ile beladan sonra kurtuluşun yetişmesinde, Mehdi'ye bela da geliyor ama kurtuluş hemen peşinden geliyor. Mehdi'ye birçok peygamberimiz diyor hastalık dert gelecek ancak Eyüp gibi hemen arkasından şifa ve rahmet gelecek. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem benzemesi de diyor Resulullah'ın kutsal emanetleriyle çıkacak diyor. Yelek peygamberimizin hırka-i şerifi ve kılıncı belinde zuhur edecek diyor. Mehdi zamanında müthiş bir bereket ve bolluk var. Münafıklar çalışacaklar daha önce olduğu gibi. Getirip Müslümanlara teslim edecekler. Bakalım mübarek zahir olduğunda bunları göreceğiz. Biz talebesiyiz, öncüsüyüz, biz bilemiyoruz. Efendim biz alelade, sıradan, halktan insanlarız. Bakalım İmam Mehdi zahir olduğunda nasıl olacak, ne olacak hep beraber göreceğiz. İnşallah. Hocam Hazreti Yusuf misali çarşılarda, pazarlarda gezecek. Vakti gelene kadar halk onun farkında olmayacaktır. Evet, çarşılarda, pazarda gezecek diyor. Evet, inşallah. Peygamberimiz hiç kimseye benzemeyecek diyor. Evet. Hali acip olacak diyor. Evet. Acip. Evet. Bak Sungur abi de evet. Sordu. Dedi ki nur talebesi olmayacak dedi. Peki nasıl olacak? Bambaşka olacak dedi. Bediüzzaman öyle dedi. Evet. Bambaşka olacak. Kim bilir nasıl olacak mübarek? Kim bilir? Bütün peygamberlerin özeti. Özeti evet. Maşallah. Göreceğiz. Ayette size onların mallarına miras çıkıldı diyor Cenab-ı Hak. İşte ay, bak çok manada. Adam bak bundan yıpranıyor ve bunun sonucunda ölüyor münafık. Evet. Mal hırsından. Allah diyor ki sanma ki biz onlara mallarla oğullarla yardım ediyoruz. Onlara biz bunu bela olarak veriyoruz evet, Allah. İnşallah. Yani hastalık sebebi olarak. Evet. Hakikaten bakıyoruz çöküyor münafıklar. Eli yüzü akordiyona dönüyor. Her türlü hastalık, bela, dert tanınmayacak hale geliyorlar. Bir hadis-i şerif